herkese iyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Eğitim merkezimizin tekrar dersine hoş geldiniz. Çarşamba akşamı ve bugün dost sevgisine dair makale işleyeceğiz. Şimdi bildiğiniz gibi birinci ve ikinci dönemleri bitirdik. Birinci dönemde temel konuları işledik. İkinci dönemde biraz teknik konular yaptık. Realitenin yapısıyla ilgili. Bunların hepsini daha derinliğine elbette ineceğiz. Ama eğitim merkezinin üçüncü dönemi en önemli dönem. Çünkü insanla insan arasındaki bağda hissettiğimiz şeyleri nasıl geliştireceğimizi yani o hisleri nasıl geliştireceğiz o hislerle nasıl çalışmaya en azından başlamanın ilk adımlarını atacağız bu üçüncü dönemde öğreniyoruz. Ama o yüzden bu üçüncü dönem derslerini işin açıkçası sürekli üzerinden geçmeniz lazım her yıl. O yüzden her yıl ben yaparken esasen tüm onluların bunu oturtması lazım. Çünkü daha önce de söylediğim gibi problem dostlar arasında çalışmayı istikrarlı bir şekilde oturtmak bütün grupların problemi sadece bizim değil. Çünkü iş insanla insan arasına girince biliyorsunuz neler olabiliyor. O yüzden doğru bir yaklaşım oturtmamız lazım. Her zamanki gibi sorularınız olursa sorabilirsiniz ve buradan da devam edeceğiz. Okay. Şöyle yapalım. Ve bir saniyede bekleteceğim sizi. Evet. Çalın. Ve iki taraftan takip edelim. Evet sorularınız varsa az önceki gibi sorabilirsiniz. Ve esasen bu makaleyi bugün işliyor olmamız bizi kongrede hazırlayacak diyebilirim. Dost sevgisine dair makale 2 1984 yılından. 1. Dost sevgisine duyulan ihtiyaç. 2. Özellikle bu dostları seçmemin sebebi nedir ve bu dostlar beni neden seçti? 3. Dostlardan her biri gruba olan sevgisini açığa çıkarmalı mı? yani ifşa etmeli mi? Yoksa kişinin sevgiyi kalbinde hissetmesi ve dost sevgisini gizlilik içinde uygulayıp kalbinde ne olduğunu açıkça göstermemesi mi gerekir? Bilinir ki alçak gönüllü olmak yüce bir şeydir. Fakat bunun tam tersini kişinin kalbindeki sevgiyi dostlarına karşı ifşa etmesi gerektiğinde söyleyebiliriz. Zira bu sevgiyi ifşa etmekle dostlarına karşı dostlarının kalplerini uyandırır. Böylece onlar da her birinin dost sevgisini uyguladıklarını hissederler. Bunun faydası kişinin bu şekilde dost sevgisini daha güçlü uygulama gücü kazanmasıdır. Zira her birinin sevgisinin gücü birbirlerine entegre edilmiştir. Bu demektir ki eğer grup 10 üyeden oluşuyorsa, kişi dost sevgisini uygulama gücünün bir ölçüsüne sahip olduğu noktada dost sevgisine bağlanmanın gerekliliğini anlayan on güçle entegre olur. Ancak eğer her biri dost sevgisini uyguladığını gruba göstermezse o zaman kişi grubun gücünden yoksun kalır. Bu böyledir çünkü kişinin dostunu olumlu bir şekilde yargılaması çok zordur. Herkes erdemli olduğunu ve sadece kendisinin dost sevgisine bağlandığını düşünür. Bu durumda dost sevgisini uygulamak için kişinin çok az bir gücü vardır. Bu nedenle bu çalışma özellikle herkese açık olmalı ve gizlenmemelidir. Fakat kişi kendine topluluğun amacını her zaman hatırlatmalıdır. Aksi takdirde beden daima kendi menfaatini önemsediğinden amacı bulanıklaştırma eğilimi gösterir. Bilmeliyiz ki grup sadece başkalarını sevmeye ulaşma temeli üzerine kurulmuştur ve bu yerden sevgisi için bir sıçrama tahtasıdır. Bu özellikle hiçbir ödül olmaksızın dostuna verebilmek için kişinin bir gruba ihtiyacı olduğunu söylemesiyle mümkün olur. Diğer bir deyişle ona bedenin alma kablarını memnun edecek hediyeler versin ve yardım etsinler diye bir gruba ihtiyacı yoktur. Böyle bir topluluk kendini sevme üzerine kurulmuştur ve sadece kişinin alma kablarının gelişimini harekete geçirir. Oysa şimdi kişi dünyevi şeyler elde etmede dostunun ona yardım etmesiyle daha fazla şey kazanma fırsatı olduğunu görür. Bunun yerine grubun diğerlerini sevme temeli üzerine kurulduğunu hatırlamalıyız. Böylece her üye gruptan başkalarını sevme ve kendinden nefret etme koşulunu alır. Ve dostun kendisini iptal etmek ve başkalarını sevmek için gayret ettiğini görmek herkesin dostlarının niyetlerine entegre olmasına neden olur. Dolayısıyla eğer grup 10 üyeden oluşuyorsa, örneğin her biri kendini iptal etmeyi, kendinden nefret etmeyi ve başkalarını sevmeyi uygulamak için 10 güce sahip olacaktır. Aksi takdirde, kişi başkalarını sevmekle ilgili sadece tek bir güçle kalır. Zira kişi, dostları başkalarını sevmeyi gizlilik içinde uyguladıkları için, dostlarının bunu uyguladığını görmez dahası dostları onun başkalarını sevme yolunda yürüme arzusunun gücünü kaybetmesine sebep olur. Bu durumda kişi onların eylemlerinden öğrenir ve kendini sevmenin hakimiyetine düşer. 4. Herkes onları nasıl memnun edeceğini bilmek için dostun ihtiyaçlarını özellikle her dostu için bilmeli midir? Yoksa genel olarak dost sevgisini uygulamak yeterli midir? Evet güzel temiz bir makale doğru düzgün çalışırsak dışarıdaki gruplardan bizi nelerin ayırdığını da görebiliriz arkadaşlar bu şekilde. Var mı sorusu olan? Okay. Bir saniye bunu biraz büyüteyim. Metin sormuş. Okay, zoom'daysanız elinizi kaldırıp şur şuraya koyun ki ben size göreyim burada. Değerli rehberim, makalede dostları bizim seçtiğimiz ve onların da bizi seçtiği yazıyor. Biz bu seçimi ne zaman yaptık ya da yapacağız? Bu ilerlediğimiz zaman, şimdi yapamayız elbette. Şimdi hepimiz alma arzumuzla buradayız. Tam şimdi daha grup da değiliz işine açıkçası Şimdi daha dost da değiliz işine açıkçası. Eğitim merkezindeyiz öyle değil mi? O yüzden eğitim merkezinde öğreniyoruz. O yüzden eğitim merkezinde öğrenirken bir takım prensipleri kapmam lazım. Eğer dostlarla çalışacaksam çalışacaksam seçiyorum demek öyle değil mi? Ha? Eğer çalışmaya devam edersem diyelim ki genç gruba girdin, genç gruptan sonra ana gruba girdin ve dedin ki ben çalışmak istiyorum o zaman seçmiş oluyorsun öyle değil mi? Dolayısıyla her dost çalışmayı seçerse bu dostlara razı demektir. Dostları da esasen herkese, hepimizi yolun başında yaradan getiriyor. Çünkü kalpteki noktayı uyandıran yaratan. Kişi kendi kendini uyandıramaz. Kişi dünyevi haliyle aynen içgüdüleriyle yaşayan bir hayvan gibi yaşıyor. O yüzden kişinin kalpteki noktasının uyanması, arayışa girmesi, bin bir yere kafasını sokup çıkartması vesaire az zaman alan şeyler. Ve Kişi böyle bir şeyden geçerse süreçten eğer de arayışına devam ediyorsa belki çalışmayı seçebilir. Çalışmayı seçmek esasen bu arkadaşlarla biraz çalışmaya başladıktan sonra yavaş yavaş olmaya başlar. Birden de değil. E, grubu sürekli seçmek modunda olmalı adam. Çünkü alma arzuma karşı birçok şey olacak. Geleceksin buraya diyelim gruba girdin. Kim var burada? Bak TR6'dan arkadaşlar var. Gelcin diyeceğim bunun sakalını sevmedim. Bunun bıyığını sevmedim. Başka kim varmış? Bekir varmış. Bunun da nasıl bir keçi sakalı varsa bunu da sevmedim. Ha? Başlayacağız arkadaşlar da negatif şeyler görmeye. Öyle çünkü doğamız. Makalede de öyle diyor. Ne diyor? Kişi başkalarını haklı çıkarması çok zor diyor. Ama amaç önemliyse o zaman kişiyi yavaş yavaş anlamaya başlıyor ki benim gözlerim kusurlu görüyor. Yani Yerdan'ın yarattığı insanda hata arayarak, kusur arayarak bir yere varamayacağımı anlıyor. Ama her gözüm kusur gördüğü zaman yoldan da çıkmak kaçmak istediğim için seçim noktasında kalıyorum. O yüzden adam seçimi gün be gün yapmak zorunda. Bir kerelik iş değil seçim yapmak. Seçim yapmak demek sürekli kendimi güçlendirmek zorundayım demek. Çünkü her zaman kişinin alma arzusu, egosu artıyor. O yüzden sürekli artan egoma karşı karar vermek zorunda kalıyorum yerden mi daha önemli yoksa kafama göre yaşayacağım hayat mı daha önemli? Seçim yolun sonuna kadar hep olmak zorunda ve birçok da çelişkili, bulanık, kafa karışıklığını oluştuğu koşullardan da geçmek zorunda insan ve bu koşullar olmadan da büyüyemez. Tamam zor değil olay sadece işin püf noktasını anlamamız lazım. Maneviyat. Maneviyatı herkes yapabilir. Hep söylüyorum gerçekten. Yani normal bir insansa elbette psikolojik problemleri olan, madde bağımları olan insanlardan bahsetmiyorum. Normal hmm. bir insan özel bir beyne ihtiyacı yok. Özel bir zekaya ihtiyacı yok. Kişinin arzuya ihtiyacı var. Ve doğamıza karşı çalıştığımız için sürekli yolda ilerleme arzusunu büyütmek zorundayım. Hayat alma arzumu büyütüyor, ben çalışmayla ihsa etmeye yönelik arzumu büyütmek zorundayım. Kendimden yapmam lazım, yoksa bunu kendimden yapmasaydım bilinçsizce olacak ol oluyordu, olurdu. Çünkü doğamız nasıl? insan büyüdükçe egosu artıyor diyoruz. Bilinçsiz ama adamın egosunun artması Öyle değil mi? Hiçbir bilinci yok konuyla ilgili. Çocuklarımız büyürken ne oluyor? Almazları daha çok artıyor öyle değil mi? Daha çok şey istiyorlar büyüdükçe öyle değil mi? Ama farkında değil. Yani tıpkı küçük bir hayvan büyüyor. E insan da öyle. Yaratılış doğasına göre doğuyor, büyüyor. E almaz su büyüyor. Ve o da başlıyor egoizmin giderek artan gücüyle içgüdüsel olarak yaşamaya. Ne demek içgüdüsel yaşamaya? E doğamız haz alma arzusu. Nerede haz alırım? Onun peşinde giderim. Bu hayvanlar da öyle yaşıyor. Hiçbir farkı yok. O yüzden tüm insan insanoğlunun doğal olarak hesap yapması ne üzerine hep minimum çaba, maksimum kar. Şimdi maneviyatta tam tersini düşünmemiz lazım kar düşünüyor muyuz? Elbette kar düşünüyoruz. Ama bizim için maneviyatta kar insan sevgisini arttırmak. Kendime olan sevgiyi arttırmak değil. O yüzden dilemadayız. Sıkıntı. O yüzden hep özgür seçim olmak zorunda adam için. Başkası için dışarıda özgür seçim yok onu söyleyeyim. Dışarıdaki adamın özgür seçim anlayışı ...giyeceği kıyafeti seçmekte bir de menüden seçtiği yemek o kadar. Başka hiçbir şey yok. Kedinin önüne de koysam 3-5 çeşit yemek. O da hepsini kokluyor. Var bizim arkada bazen veriyorum kedilere artıkların. Önce bir hepsini kokluyor. Bu sefer ne getirmiş ev sahibi diyor. Ondan sonra bakıyorum ki hepsinin üstünden şöyle bir burnuyla geçiyor. Şuna gideni alıyor. Adam da öyle. Özgür seçim demek hep dilemadayım demek. Hep çelişkilerin arasındayım demek. Hı. O yüzden bu devam eden, sürekli karşıdan bir süreç. Bunu da sormuş değerli rehberim. Onlumuz ile çalışırken içimde ifşa olan kendi egoist kötülüğümü fark ettiğimde bu ego egoist doğamdan nefret etmeyi ve kendi içimde kimseyle paylaşmadan düzeltmeyi öğrenmeye çalışırken... ...diğer taraftan yerden beni böyle yaratmış diyerek bu egoist egoist doğamı onaylamış ve yine kendimi sevmiş olmuyor muyum? Bunu nasıl mutabakata getireceğiz? Şimdi öncelikle yerden bizi yarattıysa yapacak bir şey var mı burada? Yok. Okay. Yapacak bir şey yok. O yüzden bunu böyle kabul edeceğiz. Kabul etmemiz gereken şey gördüğümüz kusuru düzeltmekten kaçmak. O yüzden kişinin kişi doğası gereği kötü yaratıldığı için zaten baştan günahkar. Ve o yüzden bu adamın suçu değil, günah o değil zaten. Günah kişinin kötü olması değil. Yerden bizi kötü yarattığı için, egoist yarattığı için kötü olan o değil. Kötü olan kişinin farkındalığa varıp kötülüğünü değiştirmeyi istememesi. Bu kötü. O yüzden kötülüğümüzü görüyorsak bu iyi bir şey bizim için. Çünkü şimdi yerden bize gösteriyor. Diyor ki bak sevgili kardeşim burada sen biraz cacıksın. Ve bunu düzeltmen lazım. Tamam. Nasıl düzelteceğim düşünmemiz lazım öyle değil mi? Eğer bir arkadaşla ilgili ne bileyim aklıma kötü bir şey geliyorsa ne bileyim onunla ilgili kötü bir düşünce geliyorsa, onun bir kötü olduğunu görüyorsam vesaire bir iç çalışmadan geçmem lazım. Bunu nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. O yüzden ne diyorum hep dünyada insanlar hep başkalarından şikayetçi olur. Maneviyatta ilerleyen kişi sadece kendinden şikayetçi olur. O yüzden içimizdeki kötülüğü gördüğümüz zaman nefret ettiğimiz şey o kötülük değil. Nefret ettiğimiz şey kötülüğümüzü de değiştirmek istemiyoruz işine çıkacağız. Yani orada da kişi bir kırılma noktasına gelmesi lazım. Tamam Ama bu iyi bir şey. Yani kötülüğümüzü görüyoruz. Değiştirmeyi isteyeceğimiz zamanlar olacak, istemediğimiz zamanlar olacak, başkasını suçladığımız zamanlar olacak. Bunun hepsi olacak. Ay yavaş yavaş çalışma içimizde, çalışmada ışık çekeriz diyoruz Serzan çalışmanın içinden. Ne demek o? Gerçekleri görmeye başlıyoruz. Işık erdemlik demek. O yüzden gerçekleri gördükçe Yavaş yavaş, yavaş yavaş değişmenin gerekliliğine geleceğiz. O zaman yaradan bizim için bir ihtiyaç olacak. Sürekli ağlamak için döndüğümüz birisi değil. Bize yardımının ihtiyacını hissettiğimiz bir güç olacak. Hı? Böyle. O yüzden kimse, hepimiz kötüyüz. Dünyada iyi kimse yok. Yardan baştan kötülüğü yarattı. Kötülükten başka da bir şey yaratmadı. Çünkü iyi olan zaten yaratan. Öyle değil mi? Eğer yaratan bütünse, mükemmelse daha mükemmel bir şey yaratması mümkün değil. Öyle değil mi? Kendisi mükemmel. O yüzden yeni yaratılan bir varlık ancak ekside olabilir. Nereden anlıyoruz ekside olduğunu? E, hayata bakarsak hayat bize kötü olduğunu gösteriyor dünya. O yüzden yaratılışın arkasında da yerden olduğu için kişi şunu anlamıyor. Eğer yerden bütünse, mükemmelse nasıl oluyor da böyle kabus gibi bir dünya yaratıyor? Ya da dünya kabus gibi değil. Belki ben öyle görüyorum. Hı? O yüzden kişinin değişmesi lazım diyoruz her zaman ki kişi doğru gözlerle realiteye bakmayı öğrensin. O zaman belki göreceğiz ki Yerden belki hiç kötü bir şey yaratmamış. Belki her şeyi mükemmel yaratmış. Ve bizim göz ayarımız bozuk. O yüzden kötülüğün ifşası bizim için mutlu olacağımız bir şey. Ki değiştireceğim şeyleri göreyim. Kendimi ne kadar bilirsem o kadar iyi. Dünyadaki bütün problemler nereden kaynaklanıyor? İnsan kendini bilmiyor. Hep başkasından şikayetçi oluyor. Ümmü sormuş, sevgiler hep benim. Dost sevgisinin tüm maneviyatın ve kabalanın özü olduğu söyleniyor. Tam olarak neyi keşfedeceğiz bu sevgide? Bu sevgide yaradanı keşfedeceğiz. Yaradanı hayatımızda tek eksik olacak şey, yaradan. Ha? İnsanın keşfetmesi gereken, bağ kurması gereken şey güç yaradan. Tüm problemlerimizde, hayatımızda gerçeği görmediğimiz için bu problemli hayat yaşıyoruz. O yüzden gerçeği görmeye gelirsek, gerçek yerden adı. Gerçeği görmeye gelirsek, o zaman göreceğiz ki hayatımızın, hayatımızda bizim realitede rolümüz olduğunu anlayacağız. Yani senin bu realitede bir yerin var. Ve orayı sen doldurabilirsin sadece. Senden başkası dolduramaz. O yüzden 8 milyar insan herkesin bir yeri var. Tüm parçalar, parçaları. O yüzden sevgide bütünlüğü, mükemmelliği keşfedeceğiz. O yüzden hayatımız tam tersi şu anda. Endişe, korku, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Çocuklarımız varsa her gün çocuklar için endişeleniyoruz. Öyle değil mi? Yani hayatımız darmadağın. Hep bir tedirginlik içerisindeyiz. Hep bir gelecek endişesi içerisindeyiz. Çocukların endişesi içerisinde. Hadi tek başımıza olsak yine bazı endişeli olmayacağız. Hı? Ama hayat gördüğün gibi kırık. Kadir sormuş. Rehberim iki sorum olacaktı. Maneviyatı dostlardan mı edineceğiz yoksa dostlarla mı edineceğiz yoksa ikisiyle de mi? Dostlarla birlikte dostlarla birlikte edineceğiz. Ama dostlardan da ediniyoruz. Arada bir fark yok ki. Niye? Çünkü aldığımız hisler insanla insan arasında. O yüzden onlarla beraber olmadan maneviyat edinemem. Hepimiz doğru çalışmayı yaparsak onlarla da birlikte ediniriz. hepimiz aynı zamanda edinmeyeceğiz. Herkesin çabasına göre. Grupta gaza basan vardır. Yarı gaza basan vardır. Ayağı hiç gaza gitmeyen de olabilir. Herkesin... ...bir zamanı var. Gizlilikte çalışmak ne demektir? Makade mi geçiyor? Gizlilikte çalışmak... ...kalbimi ifşa etmemek demek. O yüzden mütevazilikle çalışırız... ...dediği o. Ama dost sevgisine yönelik... ...mütevazi olamayız. Ama yani dost sevgisinde herkes dostu sevmiyor olsan bile sevmediğini hiç göstermeyeceksin. Diyelim ki kim var burada? Diyelim ki Kenan var. Tamam. Diyelim Kenan'ı hiç sevemiyorsun bir türlü. Ama Kenan'a hep iyi davranıyorsun. Hep ona onu sevdiğini söylüyorsun, onu kucaklıyorsun, ne kadar değerli olduğunu söylüyorsun. Aynen öyle. Niye? Çünkü kötülük bende, Kenan'da değil. O ne yapıyor ki? Onu da yerden yarattı. Öyle değil mi? Herkesi yerden yarattı. Kimden nefret edebiliriz ki? ödemeyiz. O yüzden eğer birisini sevemiyorsam belli ki içimde yıkmam gereken bir duvar var. O şekilde çalışmak zorundayız. O yüzden sevgiyi hep ifşa etmek zorundayız. Çocuklarımıza yönelik de düşünsene çocuklarımızı kalbimizde sevdiğimizi ama hiç onlara onları sevdiğimizi söylemediğimizi. Var mı çocuklarım? Yok. İnşallah olur. Fazla geciktirmeden olsun yaşlı baba olunmuyor. Tecrübeden konuşuyorum. O yüzden gençken baba olursan anlarsın ki o çocuk sevgiden başka bir koşulda büyüyemez. Biz de küçük çocuklar gibiyiz çünkü maneviyat bize yeni. Bilmiyoruz ki hayatımızda ne olacak, ne bitecek. Maneviyatın ne olduğuyla ilgili de en ufak fikrimiz yok. Daha orada doğmadık bile. Ama yerden bir akıl vermiş ve his vermiş. His, akıl, öğreti bilinçli çalışırsak en azından darbeler yemeden hayatta ilerleyebiliriz. O yüzden kalbimdeki içsel hislerim, bana ait olan hisleri içimde tutuyorum. Bu yüzden biz dışsallıkla iştigal etmeyiz. Ama biz dua ederken mesela selfie çekip Facebook'umda görmüyorsun, değil mi? Arkadaşlar duadayım ben. Selfie. <laughs> Yapmıyoruz niye? Çünkü o kişiyle yerden arasında olan bir şey ve hiç kimseye ait değil başka hiç kimseye. O yüzden grupta inşa ettiğimiz dua var doğru onu da ve hep birlikte o duayla güne çıkıyoruz evet ama o kişi ve yerden arasında. Ama dost sevgisi hep ifşa edilmeli. Ailede de öyle sevgi göstermezseniz birbirinize suarsınız. Tamam. yazılan birçok şeyi anlamak için kişinin ailesi olması lazım. Bu çok önemli. Ailesi, erkekler için özellikle söylüyorum. Kadınlar için de geçerli diyebiliriz. Bazen arkadaşlar soruyor arkadaşa nasıl yaklaşacağım diye. Bayan arkadaşlar soruyor. Diyorum çocuğun var mı? Yok. O zaman bilemezsin. Çünkü çocuğun olduğu zaman tüm ruh halin değişiyor. Ona bambaşka davranıyorsun. Sabrın var, yaklaşımın farklı, sevgin var. Başka bir bakış açın var. Dosta da aynen o şekilde davranmalı. Öyle bir anlayışla. Erkeklerde de öyle. Eğer dostlarım varsa anlıyorum ki onlara bakmam lazım. Niye? Çünkü aileye bakmam lazım. Öyle değil mi? Eşim varsa, ailem varsa, çoluk çocuk varsa onlara bakmak zorundayım. Bu bir sorumluluk. O yüzden manevi çalışırken de adam ne diyor? diyor Bunlara bakmak zorundayım. Bu dostlar benim ailem. Ve hepimizin buradan ekmeği var. Ne demek ekmeği var? Maneviyatı var. Grupta ticaret yapmıyoruz biliyorsunuz. Grupta iş yapmıyoruz. Grupta kimse kimseye kefil olmuyor. Kimse kimseyle alışveriş yapmıyor. O tür şeyler yapmaya başlarsak burada makadeni diyor. Herkes alma arzusu için gelir buraya diyor. Öyle değil mi? Ben sana mal satayım, sen bana mal sat... ...ve maneviyat çalışalım. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Ne dünyada öyle bir şey olabilir... ...ne de mantıken olamaz. Dışarıda o tür şeyler olduğu zaman... ...anlıyorsunuz ne olduğunu. Dünyaya baktığımız zaman. Orada yerden yok. Orada para var. O yüzden burada yerden önemli olması için... ...herkes insan sevgisine odaklanmalı ki tek amaç var insanı seversem benimden çıkma fırsatım eğer benimden çıkarsam yaradanı hissedebilirim şimdi püf noktası o o yüzden başka şeyler sokuşturursak gruba makadere yazdığı gibi o zaman o, iş yaş Bu Kadir Kenan sormuş. Akıl ile dostları sevmeyi seçsem de kalbimle kalbime bunu anlatmakta zorlanıyorum. Ne yapmalıyım doğru? Biraz önce aynen Kadir'e dediğim gibi. <laughs> Kalbimiz arkadaşlar başkasını sevmek istemiyor. İsteyemez. Kalbimiz hoşumuza giden şeyleri sever. Hoşuma gidiyorsa seviyorum diyor. O da geçici biliyorsun zaten. <laughs> Bugün seviyorum, belki yarın sevmeyebilirim. Hayatı öyle gördüğümüz gibi. O yüzden manevi çalışma içerisinde makaleleri çalışıyoruz ki kendimizi bilelim, doğamızı bilirsek doğama karşı kontra bir şey yapabilirim. Ama sigara içmeyi sevmek gibi değilim. Adam tiryaki bırakamıyor ama zararını anladığı zaman idrak ettiği zaman en azından karşı koyacak bir gücü var. Yani bir sebebi var. Çünkü diyor ki bu bir ölüm kalım meselesi olmaya başladı diyor. O yüzden biz doğamızı erdirmek zorundayız ama nasıl? Yaşadığımız hisleri anlayarak. Çünkü hislerden geçmeden kişi kendisini bilemez. Felsefiyor. O yüzden kendimi bilebilmek için suyun içine atmam lazım kendimi. Dostların arasına atmam lazım kendimi. Onların içerisinden çalışmam lazım. O yüzden. O yüzden akıl kalbimiz öyle demese de çevrenin etkisiyle, öğretiyle, dostların yardımıyla herkes bana eğer beni sevdiklerini gösterirse herkes bana kalbim o zaman hemfikir olur başkasını sevebilmem için başkalarının beni sevdiğini hissetmem lazım. Anlamalıyım ki beni seviyorlar. O zaman dilemadayım. Bir şekilde karşılık vermek zorakiliğini hissetmeye başlarım. O yüzden kişinin kalbini kendisi yumuşatamaz. Ama hepimiz yalancıktan da olsa birbirimizi sevmeye çalışırsak Gözler gördüğüne inandığı için yavaş yavaş inanmaya başlar der ki ya bu adamlar beni seviyor. Herhalde gerçekten beni seviyorlar. Öyle hissetmeye başlıyoruz ve gerçekten de öyle. Alışmamız gerekecek. Doğamızla çalışmak için biraz kurnaz olmamız lazım. Aynı sormuş. Öğlen derslerinin birinde Rab dedi ki en son yapacağın şey kendi ıslahın için yardana dönmendir rehberim. Lütfen bunu açıklar mısınız? Yardana niye dönmek istiyorsun? Bunu netleştirmen lazım. Niçin? Niçin döneceğini netleştirebilmen için kendini bilmen lazım. Öyle değil mi? Bu şekilde kişi esasen her yaptığı şeyde kendisini de ıslah etmek için çalışıyor. Çünkü tek bozuk parça benim. Öyle değil mi? Ama kendimi düzeltme arzum başkalarının iyiliği için olacağı için olması lazım. Yani kendi iyiliğim için ıslah olmayı istersem de egoistçe ne demek istediğimi anlatabildim mi? O yüzden kişi kendisi için dönemez. Ha, kendimizi ıslah etmek istiyoruz doğru ama başkaları için iyi olsun istiyoruz o yüzden. Bu yüzden kendini hesabın dışında tutmak durumunda kalıyorsun hep. Ama bu özellikle gerekli çünkü bütünlüğü özellikle kendimi hiç düşünmeden, düşünmediğim zaman hissedebilirim. Kendimi hesabın içine koyduğum hiçbir yerde bütünlük hissedemem. Dua ederken yaradanın beni ıslah et dememeli miyim? Benim ıslahım sadece dostuma dua etmek mi olmalı? Bunu kelimelerle söyleyeceksen hadi öyle olsun. Ama dua kişinin kalbini yaradanın açması demek lafla değil. O yüzden ilerlediğiniz zaman böyle, içimizden kelime falan çıkmayacak. <laughs> Yaradan kelimeleri değil adamın kalbini hisseder. O yüzden çalışma bizi hissi bir kıvama getirmeli. Yardana ihtiyacımızın olduğu hissiyat. Evet, dostun için ettiğin duada yerden ilk sana verir, doğru. Çünkü ıslah olması gereken sensin. O yüzden her kim başkası için dua ederse, ıslah oluyor. Başkası için dua ediyorum demek... ...dediğim gibi kendimi düşünmüyorum demek. O yüzden sana ilk geliyor. Tamam. Sorularda zorluk çekebilirsiniz. Sıkıntı yok. Cevaplarda da çekebilirsiniz. Sıkıntı yok. Her şeyi birinci günden anlayamayız. Doğru mu? Sibel sormuş. İyi akşamlar efendim sizin. Sözlerinize benzer bir söz okudum bugün. Ancak sizin yorumlamanız daha kıymetli. Denizden bir bardak su al. İşte o bir bardak su sens. Şimdi o suyu tekrar denize dök. Hadi kendini ara bul. Kendimi mi arıyorum burada yoksa yerdan mı? İkimizin beraber olduğu noktayı arıyorum. İkimizin birlikte. Ama o suda her şey birbirine karıştığı gibi. Kişi de yaradanla öyle iç içe. Ama şunu anlamalıyız ki yaradan var, yaratılan var. Ve aradığımız şey onunla aramızdaki bağ ve giderek de derinleşecek. Sena sormuş, rehberi makalede geçen dostlara sevgiyi ifşa etmek nasıl yapılır? No, Sena aç. Hiç... Nasıl yani nasıl yapılır? Dostlara iyi davranacaksın, güleceksin, onlara hediyeler getireceksin. Bak bana Melike mango getirmiş. Hep mango örneği veriyorsunuz dedi. Ergün de mango getirmiş. Şimdi mango bolluğu yaşıyoruz. Hı? Öyle değil mi? Eğer birini seviyorsan ya da sevmek istiyorsan, ona yakınlaşmak istiyorsan neler yapmanız gerektiğini sizin düşünmeniz lazım. Evet. Ve arkadaşlar beni de sevsin istiyorum öyle değil mi? Hı? Şimdi bizim arkadaşlar da hep birlikte buradaki arkadaşlara lokumlar getirdik. Türk kahvesi getirdik. Niye? Çünkü sevgi inşa etmek için bir şeyler vermemiz lazım birbirimize. Yakınlığımızı, bize değerli olduklarını, onları düşündüğümüzü göstermemiz lazım, ifade etmemiz lazım. Hı? Bunu nasıl ifade ederiz? Hediyelerle. Hediye işin bahanesi. Hediye bir bahane. Hediye... Hediyenin arkasında... ...onu düşündüğümüzü... ...ona değer verdiğimizin ifadesi. Olur. O yüzden herkes dostuna... ...onu nasıl sevdiğini... ...düşündüğünü bir şekilde ifşa etmeli. Makalede de... ...Rabaş'ın makalelerinde yazıyor dostlara hediye almak. Hediye almak ne demek? İle de gidip sokaktan bir şey alıyorum demek değil. Bir dostu kucaklamak da bir hediye. Onu düşünmek de bir hediye. Hal hatırını sormak. Ne bileyim zor bir gün geçiriyorsa duamızdasın, seni düşünüyorum. İnşallah yerden yardımcın olur. Hep birlikte yanındayız. Bu bile bir hediye. Bu insana büyük bir rahatlık. Öyle değil mi? Birisinin yanında olduğunu hissetmek, seni düşündüklerini hissetmek. Bu büyük bir hediye. O yüzden hepimiz düşünelim. Her birimiz arkadaşlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz, destek olabiliriz? Onlara nasıl sevgimizi ifade edebiliriz? Ve yapalım da. Bu gerçekten eksik bizde. O yüzden ümit ediyorum. Devenin belini kıracağız. Şeyma sormuş. Hep benim yerden yardım edeceği zaman bunu nasıl yapıyor? Çok basit Şeyma. Önce bir silkeliyor seni. Hayatın bir nasıl ne diyoruz hayata burada çarkı kelek diyoruz. Çevirdikçe her şey kelek çıkıyor. Ve bakıyorsun ki ya hayat kelek. Ve niye yaşıyoruz ki demeye başlıyorsun. Çünkü neyin peşinde çıksam, gitsem kelek çıkıyor. Bu yerdanın kişiyi yola getirmez. Arayışa sokuyor. Şeyma, niye yaşıyorsun? Ne istiyorsun hayattan? Hı? Var mı arzuların? Vardır. Bakıyorum gençsin. Arzuların vardır. Hepimizin var. Bakma ben ya yaşlıyım maçlıyım ama hepinizden daha çok arzum var her şeye. <laughs> bir hesap yapmak zorundayım. Anlıyorum ki hayatın getirdiği tecrübelerden peşinde koştuğum şeyler de elde ettikten sonra pek bir tat vermiyor. Sonra yavaş yavaş sormaya başlıyorum kendime hayatın tadı nerede? O yüzden yerdan kişiyi hayatla biraz silkeliyor ise, tokatlıyor ise bu yerdanın yardımı. Birçok insan hayat kötü gittiği zaman lanet eder. Aklı başında bir adamın şunu sorması lazım. Neden hayatım böyle gidiyor? Acaba nerede yanlış yapıyorum? Bu kaderin bir sebebi var mı? hayata baktığımız zaman birçok şey bizim kontrolümüzde değil. Ne kontrolümüzde ki hatta? Hiçbir şey. Ama insan yaşadıklarından düşünürse oturup lanet etmek yerine. Niye yaşıyorum? Hayatın manası ne? Niye sürekli hayat beni eziyor, sıkıştırıyor? Ya da her şeyim olmasına rağmen niye mutlu değilim? Nasıl olur ki her şeyim var? Hiçbir eksik hissetmiyorum hayatımda. Ama nasıl olur da mutsuzum? Bunlar büyük soru işareti. Bu ızdırap. O yüzden yaradan insana yardımı ızdırap ile. ızdırabı doğru oturtursak. Tamam <laughs> mı? Anlaş, anlaşabildik mi? Hı? O yüzden herkes sıkıntıyla geliyor. Kimse mutlu mutlu gelmez buraya. Hı? Var mı mutlu mutlu gelen elini kolunu sallıyor? Da, 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 da. Yok. Çünkü mutlu olan adamın hayatı sorgulamaya yönelik bir şey yok ki. Eğer her şey yolundaysa, hayatım dört dörtlükse, keyfim yerindeyse, hayatı sorgulamam ki. Hayvanlar da öyle. Bak yemeğini yiyor, şöminenin önüne uzanmış bir kedi. Karnı okşanıyor. Neyi sorgulayacak? Hı? Ama insan öyle değil. İnsanın hayatı inişli çıkışlı. O yüzden bir sürü izlenimden geçiyor. Sıkıştırıldığını hissediyor. Eğer hissediyorsa kişi... ...bu bir çağrı. O yüzden kalpteki noktası uyandıysa... ...yerden gelsin adamı çağırıyor demek. Herkesi uyandırmıyor da görüyorsun. Bak tüm dünyaya... İnsanlar savaşlar içerisinde birbirlerini öldürüyorlar, kan dökülüyor, kan gövdeyi götürüyor. Kimse hayatın manasını sormuyor. Herkes hala daha iyi burada nasıl yaşarız modunda. Ha? Hani şuradan da nasıl lan paçayı yırtar gideriz diyorum. O yüzden gördüğün gibi büyük ızdırap bile bazen insanın inadını kırmıyor. Biz şanslıyız. Fazla hırpalanmamışız. Fazla hırpalanmadan geliyoruz. Ya da geçmiş tecrübelerimizde, geçmiş hayatlarımızdan diyelim. Yeterince hırpalandığımızı hissettik. O yüzden burada biraz daha nazik davranıyor bize. Abdülkadir sormuş. Maneviyatın temelini niyet olarak kabul edersek dostların niyetine katkıda bulunmak için ne yapmalıyız? Hepimizin niyetine katkıda bulunmak için önce hepimiz burada makaledini anlatıyor bize. Hepimiz her zaman birbirimize de hatırlatmalıyız neden buradayız, niçin burada beraber çalışıyoruz. Yaratılışımızın bir amacı var ve bu amaç yardına ihsan. etmek ve yardına ikna edebilmek için yani yarıdanla bağ kurabilmek için insana ihsan etmemiz gerekiyor diyor. Eğer hep amacı gözümüzün önünde bulundurursak o zaman kafamız karışmaz. Kafamız yolda izlenimlerle karışacak o ayrı mesele. Ama en azından ne elde etmek istediğim konusunda hep kendimi netleştirmem lazım. Ki dışarıdaki topluluklar gibi raydan çıkmayalım. İş, güç, dünyevi dünyanın malıyla ilgilenmeyelim. Anlatabildim. O yüzden dostlara yardımcı olabilmek için de onlara ne yapmam lazım? Rabaş'ın söylediği gibi amacın önemini göstermem lazım. Nasıl? Örnekle iyi, iyi dost olma örneğiyle. Eğer çocuklarıma yardımcı olmak istiyorsam onlara iyi örnek olmak istiyorum. İyi dost olmak istiyorsam dostları da iyi örnek olmak istiyorum. Bu şekilde. Herkes birbirine iyi dost olursa hepimizin niyeti rayına oturur. Bir de çalışmalara hep devam etmemiz lazım. Çalışmada istikrar çok önemli. Çünkü alma arzumuz her gün artıyor. Her gün arttığı için birçok şeyi unutacağım. Bugün çalıştığınızı yarın işe gidin unutacaksınız. Yani işe gidin herkes kendi derdinde. Yaradan yok ben ve dünya var. O yüzden herkes Almars'ın peşinden yine gidecek. Koyunların mezbaya gittiği gibiyiz her gün. Dışarıdaki hayat gerçekten adamı ve kopartıyor hayatın amacından, yaratışın amacından, edilmesi gereken şeylerden. Her gün gerçekten öyleyiz. Ama grupta beraber aramızda bağ olursa, o zaman birbirimize yakın olursak, o zaman birbirimizden, amacın önemini alabiliriz. Ve bir şey önemli olursa yolda kalabilirim. O yüzden yaradanın yüceliği, yaradanın önemi hep dostların önemine bağlı. Yani niyetle birlikte eylem de olması lazım. Rabaş'ın dediği gibi burada. Neva sormuş, mükemmel bir gücün yarattığı eksik olsa da ona tam anlamıyla kötü diyebilir miyiz? Kötü dediğimiz şey kendimi kötü hissediyorsam kötü. Öyle değil mi? Eğer kendimi kötü hissediyorsam iyi dersem bir şeye gerçeği söylemiş olur muyum? Ha? Eğer kendimi dünyada kötü hissediyorsam yerden için iyi diyemem. Yani lafla diyorlar dışarıda ayrı mesele. Tamam Ama kalbim öyle değil. Şimdi maneviyatta şunu anlamalıyız. Maneviyatta ilerliyorken hislerimle gitmek zorundayım. Çünkü adam hissi bir varlık. Adam aklıyla, kalbiyle yaradanı seviyorum, yaradana aşığım, bayılıyorum diyebilir. Ağzıyla her şey diyebilir. Dünyadan bir dakika şikayetçi olursa nefret ediyor demek. O yüzden kişi hislerinden gitmek zorunda. Kendimi kötü hissediyorsam kötü, iyi hissediyorsam iyi. Şimdi kötü ve iyi de neye göre? Onu da değerlendirmem lazım doğru bir şekilde. Neye göre değerlendirir adam iyi kötüyü? haz alıyor muyum, almıyor muyum? Öyle değil mi? Ama bu yalan. O yüzden gerçek mi, yalan mı izlenimi var, tatlı mı, acı mı izlenimi var. O yüzden hayatı hissettiğim nokta var. Hayatı hissettiğim noktanın üzerinde yapmam gereken gerçek yalan değerlendirmesi var hissettiğimin seviyesinde kararlar verirsem ya da hissettiğimin seviyesine göre yaşarsam o zaman bir hayvan gibi yaşıyorum. Kendimi iyi hissediyorum, her şeyi iyi, kötü hissediyorum, her şeyi kötü. Bir köpek de öyle yaşıyor. O yüzden kafasıyla bedeni aynı seviyede gidiyor. Ama insanın kafası yukarıda olması lazım. Yani hissin doğru değerlendirileceği daha üst bir seviyeden yaklaşması lazım. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? O yüzden önce his, sonra doğru değerlendiren bir akıl lazım bize. O zaman belki gözle kötü gözüken şey, bizim için aslında hayırlı olduğu anlayışına gelebiliriz. Biraz önce Şema'ya söylediğim gibi. Hayat bizi sıkıştırıyor. Değil mi? Ama sıkıştırmasıyla uyanıyoruz. Ona göre uyanıyordu. Her şey iyi olunca uyanmıyor. O yüzden diyebilir miyiz şimdi hayatım kötüydü? Yok çünkü yaşadığım her şey beni bu noktaya getirmek için yaşandı. Bir şey eksik olsaydı gelmeyecek. O yüzden tüm hayatımın saniyelerinin toplamı şimdiki an ediyor. O yüzden her çalışmada biraz önce de arkadaşa dediğim gibi Melih, Melih de değil mi soran özgür seçimi. O yüzden ne yapmam gerekiyor maneviyatla hep? Nokta nokta ilerlediğim zaman kendimi seçim noktasında bulmam lazım. Çünkü ilerleyişim orada. Ama neye göre ilerliyorum? Kendimi iyi ya da kötü hissedişime göre değil. Birçok arkadaş yolda ilerlerken kendini kötü hissediyor. Diyor ki ya başlarım bu çalışmaya deyip gidiyor. Okey diyorsun. Konuşacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Doğru çalışan adam... Hislerim var. Şimdi hissi değerlendirecek aklı getirmem lazım bunun üstüne. Getiremiyorsam zamana bırakmam lazım. Çünkü aklın yapamadığını şimdi zaman yapar. O yüzden bir şekilde yaşadığım şeyleri mutabakata getirmek için aklen yükselmem lazım. Bu. Sedef sormuş. Maneviyatı dostlarla, seni anlayan, aynı yolda ilerleyen insanlarla çalışmak fikri bana iyi hissettiriyor. Dışarıdaki insanlarla bu yaklaşımda olamayacağız. Sevemediğim, sevmek zorunda değilim. Bu hissiyat ikilik mi yaratıyor? Yok. Bu hissiyat bize mantıklı yaklaşımı olması lazım. Eğer bir amaca doğru gidiyorsam, şimdi ofiste proje yapmak gibi düşün. Tamam diyelim ki ofiste proje yapıyorum. Şimdi projeyi bütün ne bileyim diyelim ki şirketin 5000 çalışanı var. 5000 çalışanıyla yapmıyorum projeyi. Öyle evet, değil mi? Bir proje ekibi var. Özel bir iş yapıyoruz ve özel iş yaparken o ekiple birlikte çalışıyorum. Çünkü o adamlar ona odaklı işleri bu ve aralarında ona göre bir çalışma var. Dünyevi hayatımızı da öyle yapıyoruz. Eğer futbolcu olacaksam hep örnek veriyorum. Futbolcu olmak istiyorsan bilim adamlarıyla takılmıyorum. Öyle değil mi? Niye? Çünkü kafam onların kafasıyla denk değil. Onların vücudu da benim vücudumla denk değil. Ayarımız yok. Onların yeteneği ayrı, benim yeteneğim ayrı. O yüzden olmak istediğim şeye göre ne yapıyorum burada? Çevre inşa ediyorum. Çünkü yakındaki insanların etkisiyle gelişebilirim. Öyle değil mi? O yüzden çevre bir ...nasıl diyeyim laboratuvar gibi diyorum her zaman... Bir, ...kontrollü bir çalışma alanı... ...dışarıdaki insanlarla yapamazsınız onu... ...çünkü mentalite farklı... ...hayata yaklaşım farklı... ...istekleri farklı... ...geçen makadene çalıştık... ...dedik ki grup herkesin hemfikir olduğu... ...bir grup insandan oluşmalı diyor... ...yani grupta herkes... ...yaratılışın amacını edinmek... Fikrinden başka bir fikri olmayan insanlardan ibaret diyor. Yoksa yolda başarılı olamayız. Hiçbir şeyde, sadece yolda değil, hiçbir şeyde de başarılı olamazsınız. Bir adam on şeyin peşinde koşamaz. Hem o olayım, hem bu olayım, hem şu olayım. Yok öyle bir dünya. Ya bir şeyin peşinde koşar, her şeyini ona verir. Ama o işin üstadı olur. Hayat böyle. Ama on şeyin on şeyin e, da olamam. O yüzden edinmek istiyorsak bizim için en önemli şey yaratılışın amacı olması lazım ki grup beni hep ona odaklasın. Çünkü doğamız bizi hep raydan çıkarmaya meyilli. Seda sormuş. Rehberim çalıştığımız onluda ayrılan dostumuz olduğunda ya da gitmesi gerekiyorsa biz tekrar adapte olmak durumunda kaldığımızda kendi içimizde ilerlemekte geri kalmış olacak mıyız? Yok. İşin açıkçası hayır. Yoksa kabımıza göre zaten her durumda aynı noktada mı olacağız? Aynı noktada olmayacağız. Hep ilerlememiz lazım. Dünkü Seda ile bugünkü Seda farklı olması lazım. Eğer aynı seda ise ilerlemiyorsun. Günler geçiyor öyle. O yüzden onu da bir sayılabilir. Yapacak bir şey yok. Oluyor öyle. Aramız bozuk değil, kötü davranmıyoruz. Herkesin kendine göre bir yol var hayatta. Ve kimsenin kalbine baskı yapamayız. Bu çok kötü bir şey. İnsanın kalbine baskı yapmak, adamı öldürmek gibi bir şey. Tam o yüzden bu dini rejimlerin hiçbirisi insanı yaradana yakınlaştırmaz. Hiçbirisi. O yüzden inançta, dinde zorlama aşka benzer. Ne kadar zorlarsan o kadar nefret olur. Bu yüzden kişi hep dostlarına yönelik böyle bir sevgi içerisinde olması lazım. İyi yaklaşım, sevgi. Arkadaşın inişi çıkışı var. Evet, belki belki gider birazdan döner. Belki hiç dönmez. Ama belki bizden aldığı bir şey ona ömür boyu yardımcı olur. Önemli olan şey hep beraber olduğunuz arkadaşlarla devam etmek. Evet. Gelelim şimdi bir saat daha var vaktiniz. Bence bu makalenin üzerinden biraz daha paragraf paragraf geçelim tamam. Dost sevgisine dair dost sevgisine duyulan ihtiyaç. Şimdi burada bize madde madde oturtmuş. Ama bunları anlamalıyız ki bu bizim için bir ihtiyaç olması lazım. Şimdi gruba geldiğimiz zaman dost sevgisine falan kimsenin ihtiyacı olmuyor. O yüzden bu inşa etmemiz gereken bir şey çalışmadır. Çünkü dost sevgisine, insan sevgisine ihtiyaç bakın ne diyor? İhtiyaç diyor. İhtiyaç ne demek? Yani o suyu içmezsem öleceğim demek. Bu ihtiyaç. Tamam? İstek değil, arzu değil, ihtiyaç. Eğer insan sevgisine ihtiyacımız olduğunu, yani bu bizim için gerekli bu olmadan yaşamayalım daha iyi noktasına gelmesi lazım adam demek. İhtiyaç o. Bu olmazsa ölürüm demek. O yüzden bu çabamızla oluşturmamız gereken bir şey. Çünkü sevgiye ihtiyaç, yaradana ihtiyaç anlamında. Tamam o yüzden bize yaradanın gerekliliği olması lazım. İki, özellikle bu dostları seçmemin sebebi nedir ve bu dostlar beni neden seçti? sadece amaca göre seçtiğimizi hiçbir zaman unutmamamız lazım. Hep amaca yönelik. Dostlardan her biri grubu olan sevgisini açığa çıkarmalı mı yoksa kişinin sevgiyi kalbinde hissetmesi ve dost sevgisini gizlilik içinde uygulayıp kalbinde ne olduğunu açıkça göstermemesi mi gerekir? Yeniden teker teker paragraf paragraf geçelim. Siz de notlarınızı alın. Bilinir ki alçak gönüllü olmak yüce bir şeydir. Tam burada alçak gönüllü olmak. Yani manevi hislerimi kimseye açmıyorum. Maneviyat esasen kişi ve yaradan arasın. O yüzden bizim günümüz çoğu zaman iç çalışmada geçer. İç çalışma eşi yani ben hayatım bir sohbet ve hayatının sohbetinin arkasında yaradan var. O yüzden o koşulda alçak gönüllülük dediği o ama bunu tam tersi de lazım diyor. Kişinin kalbindeki sevgiyi dostlarına karşı ifşa etmesi gerektiğinde söyleyebiliriz. Zira bu sevgiyi ifşa etmekle dostlarına karşı dostlarının kalplerini uyandırır. Böylece onlar da birinin dost sevgisine uyandıklarını hissederler. Eğer sevgiyi güçlü tutmazsak grupta dostlar o zaman düşer Seda. Dostlarının düşmeniz, dostun bak bir insanın bir yerden ayrılması için orada mutsuz olması lazım ki ayrılıyor öyle değil mi? O yüzden ayrılır kişi. İlişkilerimiz gibi. Niye insanlardan ayrılıyoruz? Çünkü ilişkiden mutsuzuz. Ama eğer her birimiz dostların mutluluğu için çalışırsak, yolda ilerlemek için, o zaman herkes burada kalabilir. Ayrılsa bile dünyevi hayatın bazen problemlerinden dolayı da dolayı da ayrılanlar oluyor. Onlar bile zamanda, zamanda görüyor ki dışarıda bir şey yok ki. Dışarıda bir şey yok. Bunun faydası kişinin bu şekilde dost sevgisinin daha güçlü uygulama gücü kazanmasıdır. Zira her birinin sevgisinin gücü birbirlerine entegre edilmiştir. Yani herkes birbirine sevgiyle yaklaşırsa herkes güçlü olur diyor. Tam dünyada güçlü insanlar sevgiyle büyüyen insanlar. Onların kendilerine özgüveni o yüzden sevgisiz ve ne bileyim kötü bir şekilde büyüyen insanlar kötü insan oluyorlar. Ama silah milah taşıma nedenleri de o. Özgüvensizlikten. Sevgiyle büyümediği için. O yüzden kişinin kendisine olan güveni de sevgiyle gelir. Dostların arasında. Bu demektir ki eğer grup 10 üyeden oluşuyorsa kişi dost sevgisini uygulama gücünün bir ölçüsüne sahip olduğu noktada dost sevgisine bağlanmanın gerekliliğini anlayan 10 güçle entegre olur. Bu gerçekten de öyle. Eğer dostlar beni o şekilde sarıyorsa tüm grubun gücünü hissedebilirim. <laughs> her zaman. Ancak eğer her biri dost sevgisini uygulamadığını gruba göstermezse, uyguladığını pardon gruba göstermezse o zaman kişi grubun gücünden yoksun kalır. Hayatta verdiğime göre alıyorum. Bu formülü unutmayın. Ne kadar ihsan edersem o kadar bana geri geliyor her şey. Eğer bunun matematiğini doğru oturtursanız, ne kadar çok dostlara canı gönülden sevgiyle yaklaşırsam görürsünüz ki izlenim sahibi olmanız, aklınız, gruptan aldığınız güç o kadar çok olur. Çünkü ihsan ettiği zan kişi güç sahibi Hı? Doğanın kanunlarıyla kendimizi form eşitliğine getirmekten bahsediyoruz. Nedir bu? Denge dediğim şey değil mi? Doğanın kanunu. Doğada iki güç işliyor. Almak, vermek. Eğer vermeyi doğru bir şekilde oturtursam, o zaman karşılığını alırım. Bu dünyada dikkat ederseniz <laughs> hayatlarını başkalarına adamış olan insanlar tarihe geçiyor. Hı? Neden? Eğer hayatını başkalarına adadıysa korkusu da yok. Güçlü, korkusu yok. Kendisi için bir endişesi yok. Hı? O yüzden hayat. Ona göre değerlendiriyor. Bu yüzden dünyada büyük liderler gördüğümüz zaman halkın çok sevdiği liderler oluyor bazen. Ama bizim ülkemizde de Atatürk olduğu gibi. Elimde hiçbir şey yok, ama her şeyi yapmaya razı. E ve ona göre, ona göre yukarıdan güç alıyorsun. Elbette her şey yaradanın eliyle oluyor. Tüm tüm realite yaradanın eliyle. Hiç kimse kendisine has bir şey değil. Ama hı? herkese verdiği bir yapı var öyle değil mi? Ve hayattan örnek alabiliyoruz, görebiliyoruz. Çünkü tüm hayat bize bir şey anlatmak için var. Böyle de olabilirsin, böyle de olabilirsin. O yüzden bizler nerede güç alacağımızı iyi anlamamız lazım. Ne kadar güç verirsem o kadar güç alırım tecrübeden de söylüyorum. Eğer sürekli ihsa ediyorsan anlıyorum ki zamanda bir akış içerisindeyim. Ve o zaman sırtınız yere gelmiyor. Çünkü akışla gidiyorsunuz. Ve hiçbir şey de ilgilendirmiyor sizi ne olacaktı ne bitecekti. Hiçbir şey. Yarın da ilgilendirmiyor. Çünkü ona göre güveniniz artıyor. Akış içinde olduğunuz için. Ve İnsanın mutluluğu yaptığı ihsa ve eyleminin akışı içerisinde hissettiği şey. Sonrasında değil. Biz her zaman hayatta bir şey yaptıktan sonra ödülü aldığımız zaman mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Ya da ödülü alınca mutlu olacağım. Bunu elde edince evet her şey rayına girecek. Yok. Bütünüyle bir yalan. O yüzden haz ve arzu birbirine iptal ediyor. Her zaman akışın içindeyken mutlu olabilirsiniz. Bu yüzden ödülü almaktan ziyade eylemi yapmanın akışında olursam o zaman hep sükunet hissederim. Hep bütünlüğün içinde olurum öyle değil mi? Ama mantıklı hayatı değerlendirmeyi doğru o yüzden manevi çalışma öncelikle kişinin doğasını kendisini bunu anlamasında. O zaman görürüz ki, zamanla göreceksiniz eğer doğru bir şekilde çalışıp bu anlayışa gelirsek, o zaman göreceğiz ki yerdandan ne aldığımız da pek önemli değil. Önemli olan şey o akışa girip onunla birlikte gitmek. Ne elde ettiğimiz değil, ne verdiğimiz önemli. Anlaştık insanoğlunun doğası tersten düşünüyor. O yüzden maneviyatta ilerleyince tepe taklak bir dünya gördüm derler. Çünkü orada her şey tersten işliyor. Ama hayatımızda bunun ipuçlarını veriyor. O yüzden anlayabiliriz bunu. Kişinin dostunu olumlu bir şekilde yargılaması çok zordur. Ama o yüzden hep önce şikayetçi oluruz. Bunu da anlamamız lazım. Doğamız böyle çalışıyor. Ama böyle yaklaşamayız biz. Çünkü o zaman işin püf noktasını kaçırıyoruz. O yüzden doğamızın böyle olduğunu anlayalım. Ama yaklaşımımızın bu olmaması gerektiğini de anlamamız lazım. Herkes erdemli olduğunu ve sadece kendisinin dost sevgisine bağlandığını düşünür. Çünkü herkes haklı. Tam dünyaya da bakarsan herkes haklı. Bu durumda dost sevgisini uygulamak için kişinin çok az bir gücü vardır. Yani ne zaman başkalarından şikayetçi olursam, başkalarında kusur, o yapmıyor, o şunu yapmıyor, bu bunu yapmıyor demeye başlar isem, zayıflarım ben de. Ben de zayıflarım. Bu nedenle bu çalışma özellikle herkese açık olmalı ve gizlenmemelidir. O yüzden Dostlar içerisinde herkes, grupta çalışıyorsak, herkes birbirine sevgiyi, iyi ruh halini, desteği göstermek zorunda, yardımın Herkes güler yüzlü olmalı. Tam kötü bir gün geçirdiğimiz zaman bile dostlarla iken güler yüzlü olmalı. Fakat kişi kendine topluluğun amacını her zaman hatırlatmalıdır. Bunu her gün yapmamız lazım an, be an her toplantı öncesi, her ders öncesi, her eylem öncesi. Benim bu insanlarla burada ne işim var? Çalışmadan ne istiyorum? Benim niyetim ne? Amacım ne? Ne elde etmek istiyorum? Bu bize hep net olması lazım. Bu bulanıklaşırsa yaptığınız şeylerin arkasındaki sebep, sonuç bulanmaya başlar. Aksi takdirde beden daima kendi menfaatini önemsediğinden amacı bulanıklaştırma eğilimi gösterir. Beden dediği kendimiz için haz alma arzusu. O yüzden hep ikilem arasında çalışmak zorundayız. Buna bazen çelişkiler diyoruz. O yüzden kişinin ruh hali maneviyatla ilerledikçe ruh hali demeyeyim de yani bulanık her zaman hiçbir şey net değil. Tamam ama net olmaması kötü bir şey değil. Çünkü net olursa karnı tok bir adam gibi oluyorsun. Yani ilerleyecek bir yerin yok. O yüzden çalışma adamı bir taraftan da hep aç bırakmalı. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Çünkü karnı tok adama yapacak bir şey yok, verecek bir şey de yok. O zaman ya, o yüzden adamı yerden hep bir ikilemde, bir çelişkide... Yani alma arzusuyla hem fikir olmadığımız çok şey olması lazım ki çözüme, mutabakata bir şekilde netleştirmeye, getirmeyi arzulayacak açlığım olsun. Yoksa ilerleyemem. Aksi takdirde beden daima kendi enfaatin önemsediğinden amacı bulanıklaştırma eğilimi gösterir. Bilmeliyiz ki grup sadece başkalarını sevmeye ulaşma temeli üzerine kurulmuştur ve bu yaradan sevgisi için bir sıçrama tahtasıdır. Tamam başka hiçbir şey için bir araya gelmemeliyiz. Bu özellikle hiçbir ödül olmaksızın dostuna verebilmek için kişinin bir gruba ihtiyacı olduğunu söylemesiyle mümkün olur. Yani nasıl diyeceğim bunu kendi kendime? Birisini sevemezsem yaradanı da sevemem. İhtiyacım var mı şimdi birilerine? Mecburen var. Değil mi? Evet şekilde. Mecburen var. Diğer bir deyişle ona bedenin alma kablarını memnun edecek hediyeler versin ve yardım etsin diye bir gruba ihtiyacı yoktur. Bu tür gruplar dışarıda var. Eğer cebinle cebini doldurmakla ilgileniyorsan dışarıda. Ama sadece insan sevgisinden, yerden sevgisi ve üst bir bilince o yerdenle bağ gelmek istiyorsak o ortak hissiyata grubun başka hiçbir amacı olmamalı. Yoksa alma kablarımızı doldurmak için geliriz diyor. O zaman dışarıdaki bir gruptan farkımız olmaz. Böyle bir topluluk kendini sevme üzerine kurulmuştur ve sadece kişinin alma kablarının gelişimini harekete geçirir. Oysa şimdi kişi dünyevi şeyler elde etmede dostunun ona yardım etmesiyle daha fazla şey kazanma fırsatı olduğunu görür. O yüzden dünyevi işlerle aramızda ilgilenmiyoruz. Dışarıdaki topluluklar çok daha büyük ve baktığımızdan çok daha başarılı öyle değil mi? Büyükler, başarılılar. Niye? E çünkü herkes kar elde edeceğini görüyorsa, herkes canla başta çalışıyor. Hı? Bizde ne karımız var? Hüseyin'i sevecekmişim mesela. Böyle bir karım varmış. Ya da İshak'ı sevecekmiş. Nasıl bir kar bu ya? Böyle kar mı olur? Hı? O yüzden alma arzumuza ters. Ters. Bu sebepten dolayı doğamıza ters olduğu için yolda ilerlemek için kişinin çok ama çok güce ihtiyacı var. Gün be gün. Bunun yerine grubun diğerlerini sevme temeli üzerine kurulduğunu hatırlamalıyız. Böylece her üye gruptan başkalarını sevme ve kendinden nefret etme koşulunu alır. Yani kendim için alma koşulundan nefret etmek. Kendimden nefret etmek bu. Bunu da nasıl yapabilirim? Egoizmimi keşfettikçe. Hı? Egoizmimi keşfettikçe görüyorum ki ben sadece kendim için her şeyi almak istiyorum. Ve bu ne, niye kötü? Çünkü bu şekilde yaratılışın amacına asla gelemem. O yüzden doğamızdan bize engel olduğu için nefrete gelmek var. Bize engel, ilerlememe engel. Ve dostun kendisini iptal etmek ve başkalarını sevmek için gayret ettiğini görmek, herkesin dostlarının niyetlerine entegre olmasına neden olur. O yüzden herkes birbirine iyi bir örnek olmalı. İyi dost, destek, yanında her zaman. Dolayısıyla eğer grup 10 üyeden oluşuyorsa örneğin her biri kendini iptal etmeyi, kendinden nefret etmeyi ve başkalarını sevmeyi uygulamak için 10 güce sahip olacaktır. Herkes çalışmanın içindeyse adamın gücü, gücünün sonu yok. sen on kişinin gücünü almıyor. Herkes 10 sefirottan ibaret. O yüzden 10 çarpı 10 güç alıyor. Hı? bazen arkadaşlar merak ediyor. Hocam nasıl olur da her gün kalkabiliyoruz? Her gün derse gelebiliyoruz. Gecenin bir vakti, iş var, güç var, aile var. Nasıl oluyor? Çünkü dostlar iyi. O yüzden. Dostlar eğer amacı odaklı olursa ve herkes elinden geleni yaptığını gösterirse ...Ozan... geriye onun ihtiyaç duyduğu tek şey ne olacak? yerden. Öyle değil mi? Tek ihtiyacımız olan şey yerden olacak ki bize o ihsa devam edecek gücü versin. O yüzden biraz önce dedim akışın içinde aldığım bütünlük hissiyatı adamın ödülü. Sonunda elde edeceği son ıslahındaki bütünlük mükemmellik değil. Çalışmanın içinden gelen hissiyat ve bu çalışmanın yüceliğini hissetmesi adamın ödülü. Aksi takdirde kişi başkalarını sevmekle ilgili sadece tek bir güçle kalır. Zira kişi dostları başkalarını sevmeyi gizlilik içinde uyguladıkları için, yani sevgimizi göstermezsek dostlara, dostların bunu uygulamadığını, şey bu dostların bunu uyguladığını görmez. Çünkü adam gözüyle gördüğüne inanır. Dahası dostları onun başkalarını sevme yolunda yürüme arzusunun gücünü kaybetmesine sebep olur. Yani dostları vurmak gibi bir şey bu. Eğer göstermezsem sevgimi. Bu durumda kişi onların eylemlerinden öğrenir ve kendini sevmenin hakimiyetine düşer. Tamam. O yüzden başkalarını sevebilmem, başkalarının bana verdiği örneklere bağlı. Dostların da sevgiye gelebilmesi, benim onlara verdiğim örneklere bağlı. Herkes birbirine göbekten bağlı. Herkes dört. Neymiş dört? Herkes onları nasıl memnun edeceğini bilmek için dostun ihtiyaçlarını özellikle her dostu için bilmeli midir? Yoksa genel olarak dost sevgisini uygulamak yeterli midir? Hadi bu da ev ödevi olsun. Tam çalıştıklarımızdan, tüm öğrendiğimizden düşünelim. Eğer birisini sevmek istiyorsam, amaca yönelik sevmek istiyorsan, Tamam mı? Birisini sevmek istiyorsam amaca yönelik. Öyle sokaktaki gibi sevmek istemiyoruz ya da no, Nazım'ın cici şiirleri gibi değil yani. Hmm. Sosyalist kafayla. Amaca odaklı. Üst bir bilinç, yerdanı edinmek, yerdan, yerdanın niteliği olan sevgi. Hmm. O nitelik içinde var olmayı edinmek istiyorsak, dostlar arasında, no, bunları bilmem gerekiyor mu? Tamam. Haftaya da siz bana söylersiniz. Var mı başka soru? Kardelen sormuş verim. Bu yolu zorlamadığım zaman disiplinsiz yaklaşıyormuşum gibi geliyor. Ya hep gibi bir düşünceye sahip olduğum gerçeği var. Ya hep ya hiç gibi bir düşünceye sahip olduğum gerçeği var. Bu dost sevgisine ihtiyacım var. Fakat bazen kendimden uzaklaşınca çalışmadan da uzaklaştığımı hissediyorum. Ne yapmalıyım? dostlara yakınlaşırsam çalışmaya yakınlaşırım. Bunun başka bir formülü yok. Dostlara çalış, çalışmada ilerlemek istiyorsam dostlara yakınlaşmak zorundayım. Çocuklarımıza yakın olmak istiyorsak onlarla bağ kurmak zorundayız. Onlarla ilgilenmek zorundayız. Onlara yatırım yapmak zorundayız. Öyle değil mi? O yüzden bir çocuğu büyütürken ne yapıyoruz? Her şeyimiz ona odaklı olmaya başlıyor. Yani artık eskisi gibi akşam çıkarız, şuraya gideriz, buraya gideriz, düşünemiyoruz. <laughs> bir dakika, Biz bir yere çıkamayacağımızı öncelikle anlamamız lazım. Niye? Ona yakın olmam lazım. bize ona yakın olursam, o zaman ilerleyebiliriz aramızdaki bağda. Ne kadar kendime yakınım? dostlara o kadar uzağım. Kendimizi düşünmeyi bıraktığımız zaman göreceksiniz ki içimiz daha rahat ediyor. İçimiz de daha rahat ediyor. Sanki hayatta yerden birlikte akış içerisindeyim. Bu demek değil, demek değil ki şimdi işinizi gücünüzü bırakın ondan bahsetmiyorum. Manevi çalışmanın içerisinden bahsediyorum. Dünyevi hayatı biliyorsunuz, dünyevi hayatı dünyevi koşullara göre yerine getiriyoruz. Tamam herkes ailesine bakıyor, ekmek parasını kazanıyor, sağlığına bakıyor. Bunların hepsini dünyevi hayatına gerektiriyorsa yapıyoruz. Bu bizim sol ayağımız. Bayağılığımızı aldığımız hayat. O yüzden hayatın iki çizgisi olmak zorunda. Ötekisi de grupta. Ve ne kadar çok dostlara yönelik çalışırsam görürsünüz ki hayatınızın akışı da o kadar iyi. Ne kadar az yaparsan görürsün ki yavaş yavaş sağdan soldan cimcikliyorlar. Bu şekilde. Evet birkaç soru var onları da halledelim. Başka soru almayın o zaman. Sibel sormuş. Bize sık sık maneviyattaki doğumu dünyevi doğum ile pekiştirerek anlattınız. Peki ölüm rehberim, doğum tek çeşit yani ölüm olayının gerçekleşmesi ne kadar, neden bu kadar çeşitli? Kişi yaşadığı gibi ölür derler, öyle mi sizce de? <laughs> Bence ölümü fazla düşünmemize gerek yok arkadaşlar. Maneviyatta ölüm, ölüm beden için var. Gömlek değiştirmek gibi. Her zaman dediğimiz gibi. Rabaş'ın örneği ve çok güzel bir örnek. Eğer maneviyatta kişi ilerliyorsa ölüm fiziki ölüm gömleğimi çöpe attım demek. Yırtıldı, eskidi ve onu çöpe attım. Çünkü adamın üst bir bilinci var. Orada yaşıyor. O ölmüyor ki. Bizim sıkıntımız o üst bilinci hissetmiyorsak problem. Sıkıntı. Ama hissedersek sıkıntı değil. O yüzden kabalistler ölümden genelde bahsetmez. Bahsedecek bir şey yok. Hayvansal seviyeye ait. Maneviyatta ölüm, alma arzumu kullanmıyorum artık demek. Kendim için kullanmıyorum demek yani. Alma arzumu kendim için kullanmıyorum demek, öldüm demek. İyi bir şey bizim için. İnşallah maneviyatta öyle bir safhaya geliriz. Ki bu bizi yeni bir safhaya doğur. O yüzden ölüme bir taraftan evet kaybettiğimiz yakın insanlar oluyor ve gerçekten grubumuzda da acı olaylar yaşamadık değil. Ama tek taraftan da anlamamız lazım ki hayatın akışının önüne geçemeyiz. O yüzden her zaman yapabileceğimiz ve yapmamız gereken şeylere odaklanmak zorundayız. Ve hayatın getirdiği elimizde olmayan şeyler konusunda ise bir anlayışa gelmemiz lazım. Ne demek istediğimi atabiliyor muyum? Elimizde olmayan şeyler için yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden kişi her zaman ben Şimdi ne yapmalıyım gözüyle bakmalı hayatı. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi o noktaları birleştirmek her noktada verdiğim kararlara bağlı. O yüzden ben elimden geleni yapayım, gerisini yerdene bırakayım. Mantıklı bir şey. Hayata baktığımız zaman da görüyoruz kontrol. İnsanın hiçbir şeyin kontrolü yok. Bugün var yarın yok. O yüzden bugünümüzü iyi değerlendirmek zorundayız diye düşünüyorum ben. Bugünler kafam o kadar bulanık ki bugünlerde sanki 9 e, do, sanki 9 aydır her hafta ders alan ben değilim. Boş bir kap gibi Hislerim bana kışın çok sert geçeceğini söylüyor. Önemli değil nasıl geçeceği kışın. Her birimiz yarının nasıl geçmesini iyi geçmesini istiyorsak yarının tamam mı bugün iyi bir şey yapmak zorundayız öyle değil mi Yani ben bugün iyi bir şey yapmazsam yarınım elbette kötü geçecek. Çünkü şunu anlamamız lazım bakın. Hayat atladığım yerleri bana telafi ettirmek zorunda. Bu çocuk büyütmekle aynı şey. Eğer altı yaşında öğrenmesi gereken bir şeyi, 7 yaşına geldiği zaman öğrenemediyse hala, ben onu telafi ettirmek zorundayım. Çünkü ettirmezsem telafiler büyüyecek, öyle değil mi? Telafi etmem gereken şeyler büyüyecek, daha çok çok olacak. Ve, ne? büyük zarar. O yüzden hayatın bize yaklaşımı, telafi ettire ettire. Eğer telafi ettirmeye gerek bırakmazsak, Bugün yaptığımız şeylerle yarın temiz bir sayfa açabiliriz. Yerden insana ızdırap çektirmekten mutlu olmuyor. Yaratılışın amacı insana ızdırap çektirmek de değil. Ama büyümesi gereken bir çocuk yaşına göre davranmazsa e, anne ve baba da onu itmek zorunda. Ve bu mantığı anlamamız lazım. yerden hepimizi çok seviyor. Onu söyleyeyim. Hayatın getirdiği şeylerle öyle hissetmesek. De. Ama hı? ilerleyelim göreceksiniz ki her şey sevgiyle geliyor insana. Ve olumsuz şeyler bile insanı daha sonra büyük bir seviyeye getirmek için geliyor. O yüzden yerdandan daha sonra kişi yaşadığı şeylerde baktığı zaman geriye hep utanıyor. Kötü şeyler için bile. Yani laf etmiş olduğu kötü şeyler için bile kendini kötü hissediyor. Çünkü anlıyor ki o olmasaydı daha üst seviyesi asla olamazdı. Yaş yaş hayatı anlayacağız. Tamam mı? Evet. Kim başka sormuş? Mehmet sormuş. Hep önceki hayatlar tabirini zaman zaman kullanıyorsunuz. Buradaki gönderme kayna olmak mı? Tüm insanoğlunun diyelim kayna olmak kişinin sebep sonuç ilişkisini anladığı bir bilinçte yaşadığı zamandır. O yüzden körü körüne reenkarnasyon var diyemeyiz ve öyle bir şey olduğuna da inanamayız. Reenkarnasyon biraz önce Seda da dedim. Ne dedim? Dünkü Seda ile bugünkü Seda aynı Seda olmamalı dedim. Eğer farklı Seda olursa reenkarnasyon geçirdi. Niye? Çünkü yaşadığı şeylerden yeni bir Seda oldu. Anlatabildim mi ne demek istediğim? Bu sebepten dolayı öyle reenkarnasyon şu bu dışarıdaki adamların konuşup da inandığı şekilde öyle bir olay yok. Bilinçsiz bir adamın Adamın nasıl bir reenkarnasyon olabilir ki? Mehmet gitti, Mehmet geldi diye bir muhabbet yok çünkü. Ama Mehmet maneviyata edinirse, realitedeki yerinin ne olduğunu ve o yere kendisini oturtursa, o zaman Mehmet'in üst bilincinden yaşadığı sebep-sonuç ilişkisiyle tüm değişimleri reenkarnasyon oluyor Mehmet için. Ama bu Mehmet için bilinçli oluyor. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Çünkü bas, basamak basamak, aşama aşama büyüdüğün seviyeler oluyor. Tüm insan insanoğlu nasıl büyüyor? Izdırapların sonucu olarak öyle değil mi? Çünkü ızdıraplar bizi hep yeni bir şeyler oluşturmaya itiyor. Olmasaydı hala mağaralarda yaşıyor olurduk. Izdırap çekmeseydik mağaralarda yaşamaktan ne bileyim o koca fil avına gitmekten bunlar bizim için eğlenceli şeyler olsaydı kim şimdi gökdelen dikerdi ki hey keyfimiz yerinde nasıl olsa derdik filleri avlıyoruz güzel güzel yiyoruz o yüzden ızdırap gelişimimizin anahtarı o da artan egoizmle geliyor eğer bilincimiz yeterli olmazsa Hayvansal seviyede gelişiyoruz. Hızdırabın bizi itişiyle. O yüzden o hızdırabın yolu ama reenkarnasyon ona demiyorum. Anladın değil mi ne demek istediğim? Yücel sormuş. Dış dünyanın içimiz aynısı olduğunu biliyoruz. Ben dış dünyada bazı insanların bana güveninde azalma görüyorum. <laughs> Olay müşterilerimin ürünümü çok sorgulaması. Yerdana olan güvenimin ben fark etmeden düşmesinden mi acaba? Nasıl çözerim bu konuyu? Bu konuyu çok güzel bir şekilde çözebilirsin Yücel. O da müşterilerine her zaman en iyi malı vermek. En iyi malı verirsen adama da açıklarsın. Atıyorum diyelim ekmek yapıyorsun. Bak abi buğdayı şuradan alıyorum. Özel bir buğday. Yani işini iyi bilmen lazım işin ustası olursan, adama sorguladığı her şeyi güzelce açıklarsan, düz bir şekilde masada her şey. Bak sevgili kardeşim, dışarıda unda şu kadar katkı maddesi var. Bu gördüğün unda bu kadar yok. O yüzden katkı maddesi kullanmıyorum. Özel bir fırınım var, şu kadar derecede ısıtıyorum. Çünkü biraz daha fazla ısıtırsan mayasını yakıyorsun. Eğer işin üstadıysan, müşterine anlatacaksın. İşini de iyi yaparsan sıkıntı yok. İşini iyi yapan herkes sıkıntı çekmez. Ben babamdan da öyle duydum. Rahmetli. Derdi ki kimsenin adamı olmana gerek yok oğlum derdi. Sen işini iyi yap, dünyanın öteki ucundan adam kalkar, seni gelir bulur ve iş yaptırır der. Ve dediği de doğru. Tamam mı? O yüzden işini iyi yap. Müşterinin bile adamı olmana gerek yok. Herkes gelir seni bulur. Tamam Sibel'in sorusu ya da bitirelim. Başka soru kalmadı herhalde. Doğru mu? Bir tek Sibel'in son sorusu kaldı. Repem 8 yaşındaki kızıma soruyorlar. Bir ortamda kişi nasıl görür diye kalbiyle dedi. Onunla göz göze geldik. E anne mutlu hocaya ben de kulak veriyorum diyor. Çok şaşırdım. Ve anneannesi bazen takılıyor bunları söylediğinde. Size laf ettirmiyor. Nasıl yaklaşmalıyım ona karşı. Gözüyle de görmesinin önemli olduğunu anlatmamız lazım. Çocuklarımız her zaman... Bizim aramızda büyümeleri güzel, onu söyleyeyim. Benimki de her zaman bizim aramızda büyüyor. Ben ne diyorsam duyuyor. Her şeyi izah edişim onun ama yaşına göre. Yani yaşının üstünde hiçbir şey anlatmıyorum. Kafasını anlayacağı kadarıyla. Ve dünyevi hayatı da doğru bir şekilde anlatmamız lazım çocuklarımıza. Daha sonra büyüdükçe aramızda oldukları için ruh halleri değişecek zaten. Çünkü bizim etkimizle büyüyorlar. Hissiyatları, bizim yanımızda büyümeleri bile sadece bizim yanımızda var olmaları, aramızda dolanmaları sokaktaki çocuklardan çok daha böyle olgun, farklı, bakış açısı tümüyle farklı oluyor. Hissedeceksiniz de. Hissedeceksiniz. O yüzden çocukları da hep kongrelere götürüyoruz onlar da aramızda olsun diye. Hem ilişkilerimiz için iyi hem de kendileri için de iyi birbirlerine de büyümelerine yardımcı oluyorlar. Tamam? İyi. Ama doğru cevap vermiş. Tamam? Ama sen yine de gözüyle de gördüğüne inanması gerektiğini anlatacaksın anne olarak. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Kongreye ne kadar çok e, tutunabilirsiniz tutunun. Her şey arşivde olacak biliyorum iş günü. E, ama arşivden de dinlerseniz iyi olur. Hafta sonunuz boşa geçmesin ya da Perşembe Cuma akşamınızda değerlendirin. Herkese iyi geceler.